Selamünaleyküm arkadaşlar, video ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği, daha önceki içeriklerimizden Kuki bir dur oğlum. Böyle bir şişemiz var. Böyle bir bisikletimiz olacak. Bunun hakkında şimdi size bilgi vereyim. Bu bisikletimizi biz farklı bir biçime getireceğiz. Bu bisiklet farklı bir bisiklet olacak. Yani bunlar gibi olacak, öyle söyleyebilirim. Şu an bu bisikletimizin part 1 videosudur, yani ilk videosu. Böyle bir şasiyi hurdacılardan 50 liraya, 60 liraya, 80 liraya çizik göçüğüne göre değişiklik gösterebilen fiyatlar var. Veya bisikletçilerden biraz daha pahalı oluyor. Ama biz genellikle hurdacılardan veya yakın arkadaşlarımızdan alıyoruz, soracak olursanız. Bu şasilerin özelliği balık şasidir arkadaşlar. Mesela şu şasimizin özelliği normal şasi, düz şasi diye geçiyor. Lakin bu balık şasi olarak adlandırıyoruz burasını. Biz kendimiz balık diyoruz. Kendimiz koyduğumuz bir isim. Çoğu bisiklet kullanıcıları da bu şekilde tarif ediyor. Farklı kişiler de söyleyebiliyor. Her neyse, bugün bu şasimize ne yapacağız? Bu video neyin videosu? Bu şasimizi bugün zımpara yapacağız. Ve takacağımız jant lastiğine göre fırç girme ihtimalimiz var. Uzatma yaptırma ihtimalimiz var. Belki bu video ertesi gün de içinde dahil olabilir veya bugün hepsini evde bitebiliriz. Karar veremedim. Daha net kesin bir şeye sahip değilim. Ama bugün ilk videosunu çekmiş olacağız arkadaşlar. Şasemizi şöyle bir inceleme videosu olarak şuraya koyayım. Gösterelim. Bunun boyası, oto boyası vesaire her şey ayarlanacak. Şöyle bir yakın çekeyim alalım da Okan. Üstündeki dişli mikeraj gri. Sağ pedalı kırık. Onu büyük ihtimalle değiştireceğiz. Şu an yanımızda takım olmadığı için zımpara yaparken bunu sökemeyeceğiz. Lakin boyarken veya başka bir işlem yaparken onu sökme ihtimalimiz yüksek. Okan Doğan'ın eşlerini bugün bu bisikletin zımpara işlemlerini yapacağız. Şimdi ben Okan'dan rica ediyorum. Bunun iki tarafını ayıracağız. Kullanacağımız olan malzemeler de bunlardır arkadaşlar. Bir adet altı alyan. Bir adet düz tornavida. Bir de pense. Hadi Okan. Sen tut bakalım şunları bir. Şasemizi biraz daha geriye alalım. Garip geliyor değil mi? Daha önce hiç böyle detaylı anlatmadığımız, bilgilendirmediğimiz, biraz karışık bir video çektiğimiz ilk defa düzenli bir... Bu alyanı kullanmıyoruz. Efendim? Bu alyanı kullanmıyoruz. Neden? Çünkü bu şase farklı, alyanı daha büyük bir yedisizlik oluyor. Alyan tutumuz üzerinden kaç alyan mesela onu söyleyelim arkadaşlara. Bu her şeseninki aynı olmuyor arkadaşlar. 6, 7, 8 oluyor bu. 8. 8 alyanla yanındaki alyan şeyini. Doğukan gel buradan gösterelim alyanı açtığımız yerini. Tam birleşim yerlerinde bulunan alyanla açma yerleri var arkadaşlar şurada. Süpersin Doğukan. Şimdi herkes diyecek bu neden 8? Çünkü bu farklı şase. Farklı bir şase olduğu için. Görmüş olduğunuz gibi içinden çıkan bir böyle bir vidamız var. Aynı şekilde diğer tarafındaki vidayı da sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. İkiye bölmemiz, ayırmamız için. Başka bir şey söyleyeyim. Ne olur? Distoryoda ne? Distoryoda burada. Bu vidaları vesaire kaybetmeyin. Daha sonra birleştirmek istediğinizde bunları birleştiremezsiniz. Ben şimdi bunu kenarlara koymak istiyorum. Çekiç yardımıyla çıkardınız değil mi Okan? Diğer taraftaki vidasını ve şeyini çıkardık. Yandan çıkan apar kılavu. Harbiden ama çok farklı kalın. Ben ilk defa denk geliyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu da kaybetmeyin. Bunları asla kaybetmemeniz gerekiyor. Tarafında sorun yaşayabilirsiniz. Şöyle dikitsene. Tamam. Abi çıkmıyor. Peki bir şey diyeceğim sana. Uzun süredir açamadığı için paslanmış ve şey olma ihtimali kaçtır? Ama bence az kaldı çıkacak. Bak ben sana söyleyeyim çıkacak. Biraz daha vuralım diğer taraftan istersen. Bir dakika. Bir
Şimdi arkadaşlar setinizle yaşasanız, yağmurda çamurda kaldıysa veya hiç yağlanmadıysa bunu çıkarmak sizler için daha zor olabilir. Biz daha önce bu kadar hiç zorlanmamıştık hatırladığım kadarıyla. Tak diye çıkıyordu. Şimdi de çıkacak da uğraştırıyor işte kendisi. Abi sen öyle oynatırken ben arkadan vuracağım. Tamam. Güzel taktik. Suratıma fırlayacak diye korktum. Yok be, fırlamaz. Buradan vuralım dediğin gibi. Ver ben vurayım buradan. Elimi vurma abi. Ne? Elimi vurma. Vurursan? Bir dakika. Şimdi vur abi. Neymişim? Şimdi vur abi. Neymişim? Şalı. Çıkıyordu ama. Ay abi çıkıyor. Yani elin arasına girmeseydi çıkıyordu büyük ihtimalle. Ha gayet. Hadi. İşte arkadaşlar bazen böyle sorunlar olabiliyor. Bizim elimizde olan bir şey değil. Zor bir şey. Şimdi uğraşırız ya. Olmaz ki kanka. Hadi. Hadi. Geldi. Geldi. Olta geldi. Bir dakika abi, dur daha gelmedi. Olta geldi. Bizi uğraştıran şey buydu arkadaşlar. Maalesef. Bu kamerayı terelim. Bunu da kaybetmemiz gerekiyor ve şasemizi ayırmış bulunmaktayız. Geriye bir tek dişli bir pedalımız kaldı kankalar. Bunu da dediğim gibi daha sonradan ayıracağız. Bu videoyu, bu aleti, dalga şeyi, işte bunu kaybetmeyin. Onsuz bisikletinizi tekrar şasemize koyamazsınız. Al bana bakın. Kesin. Aa bak. Olmaz. Telefon çaldı mı olmaz. Aç ya, bakalım kimmiş. Konuş hadi. Evet arkadaşlar, bu üstünde fuş kabaklarımız, kabaklar mevcut. Bilyelerin ve şeylerin oturması için. Bunları da biz napar yapacağımız için sökmek gerekiyor. Şimdi Okan bunları sökecek. Nerede sonra bir de şey? Ha, tornavida gerekiyor. Bir, çıkan parça bir arkadaşlar. Burayı da gösterelim. Çıkan parça 2. Üçüncü yok. Bunları da kaybetmemiz gerekiyor. Herhangi bir şey yaptığımızda, bak buradaki videolarımızı da gösterelim. Hepsini burada biriktiriyorum. Bunlar bisiklete geri toplarken bize lazım olacak şeyler. Şimdi arkadaşlar, bu şaseye zımpara yapacağız. Zımpara derken zımpara nedir? Boya öncesi hazırlıktır yani. Boyadan önce üstündeki kabartma boyasını vesairesini sökmemiz gerekiyor. Ben de bunu şu an ilk defa deneyeceğim bir şey yardımıyla yapacağım. Canavar. Şöyle bir canavarım var arkadaşlar. Üstüne takılan bir aparatla zımpara. Bunun üstündeki de cırt cırttı. Bunların tanesi 1 lira 2 lira falan. Şu aparat 20 lira mı 15 lira mı öyle bir şey. Canavara takıyorsunuz. Daha sonra bunun üstüne cırt cırttı olarak zımpara alıyorsunuz. Kaç numaraydı bu? 100 numara. 120 numarayla yaparsanız daha iyi. Ama bu zımpara için canavarı ve bu aleti kullanmanızı önermem. Çünkü fazla bastırdığınızda şesenin demirini yeme ihtimali var. Yeme derken inceltme ihtimali var zımparadan ötürü. Şimdi bu işlem biraz görüntülü ve biraz uzun sürecek ama biz bunun hepsini göstermeyeceğiz sizlere arkadaşlar. Çünkü yaparsak 1 saat falan sürecek bunun işlemi. Bir de canavar sürekli çalışacak. Şöyle bir sese sahip. O yüzden şimdi bunun arkasına müzik yapacağız, bir şey yapacağız ve hızlandırmış olarak bunun zımparasını bugünlük atabildiğimiz kadar atacağız. Belki buna yarın devam edebiliriz. Başka bir şey de olabilir. Şimdi ben böyle biraz yapacağım. Bunun biraz kamera kaydını alacağız. Daha sonra
Belki furç gireriz. Furcun da ne olduğunu anlatacağım arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlara. Ama her şeyden önce zımpara yapmamız gerekiyor bizim. Çünkü herhangi bir boya vesaire hazırlıklı olması lazım. Zaten canavarla bu furcu keserken, burayı keserken boyası gidecek. O yüzden bizim için her şeyden önce zımpara yapmamız ayrıyetten bir bilgilendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. Canavar daha önce kullanmadıysanız lütfen tek başınıza kullanmayın. Bir büyüğünüzden veya bu işi bilenden yardım alın, destek alın. Gerçekten tehlikeli bir iş. Ayrıyetten görmüş olduğunuz gibi Doğukan yaklaşalım. Şu an bisikletimizin boyasını bak anında burasını çıkarmış olduk. Bisikletinizin boyasını çıkarmak istiyorsanız boya yapmanız için bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Zımpara bunun el olarak yapılanı var. El olarak atabiliyorsunuz. Canavarınız yoksa diye söylüyorum. Daha sonra boya sökücüler var, 35-40 liraya. Fırça yardımıyla boya sökücüyü söküp ondan sonra temizlediğiniz zaman boyası çıkıyor. Ama ben şu an elimdeki imkan bu. Bunu ne yapacağım? Ama bu biraz daha tehlikeli bir aslında. Gibi arkadaşlar. Bu işlem uzun sürecek ve zahmetli bir işlem. O yüzden şöyle diyebilirim. Biz bunu zımparasını yapıp geleceğiz. Belki bugün videonun bu kadarını çekememiş olacağız ama yarın bunun fırç işlemini veya yapacağımız diğer işlemleri devam edişmiş olacağız. Ama siz bu videoyu tek bir video olarak izleyeceksiniz. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bunu zımpara sevsin. Görüşmek üzere. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum, burada telefonumdan kaynaklı olan bir sorun yüzünden ses kaydı alınamamış. Ben de videoyu çöp etmek istemedim. O kadar uğraştık. Çift kamera yeri geldi. Üçüncü kameraya geçtik. Hani belki edite koymadım ama farklı açılardan size görüntü sağlamaya çalıştık. O yüzden videonun çöp olmasını istemedim. Burada bildiğiniz üzere canavarla boyasını sökmeye çalışıyorduk. Lakin daha sonradan vazgeçtim. Şasiyi yeme ve inceltme durumu olabileceği ihtimali daha yüksek olduğu için... Videoda izleyen kişiler de yapar. Nedir onun ismi? Şasisi çöp olmasın, yıpranmasın diye. Burada kullandığımız piknik tüpü ve pürbüz var. Bunu bilmeyenler sistemini anlatayım. Yakarak yapıyoruz. Yakarak yapacağımız iş yine bir tehlikeli bir iş aslında. Ama bunun kolay yolu ve olması gereken hani mantıken bu. Yakarak bir boş araziye gidip temkinli bir şekilde şasiyi yakabilirsiniz. Ama ve lakin unutmamanız gereken orta bileşim ellerinde plastikleri var. Bu plastiklerini çıkarmanız gerekmekte. Yoksa yakarsanız o plastikler içinde erir. Daha sonra çıkarmanız zor olur. O birleştirirken birleştiremezsiniz. Plastikler engel olur size. Pürbüzü nalburlardan bulabilirsiniz. Piknik tüpünde zaten çoğu yerde var. Bu pürbüzle çakmak ile yakıyorsunuz. Ama dediğim gibi tehlikeli bir büyüğünüzden ve bu işi bilen birisinden yardım almanız gerekmekte. Yakarak bisikletin boyasını çıkartabilirsiniz. Biz bu şekilde yapıyoruz. Yakıyoruz. Bir ispatula yardımıyla da yaktığımız yeri kazımaya başlıyoruz boyasını. Daha sonra tekrardan normal zımparası, el zımparası 80 derece. Daha sonra sulu zımparasını atıyoruz arkadaşlar. Piknik tüpünün dediğim gibi tehlikesi çok yüksek. İçine havayı çekerse patlama riski var. Bu yüzden ya bilen birisinden veya bir büyüğünüzden yardım alın. Biz yaktıktan sonra arkadaşlar... Bir yere kadar yakıyoruz. Çıkarabildiğimiz kadar boyayı çıkarıyoruz. Ve daha sonrasında yıkıyoruz tamamen. Her şeyle suyla yıkıyoruz, temizliyoruz. Ve bakıyoruz yakılmayan yerlere, boya çıkmayan yerleri varsa tekrardan yakıyoruz. Ve el zımparası ile tamamen zımparayı bitirmiş oluyoruz. Daha sonra ince zımpara, sulu zımpara vesaire oluyor.
Burada da medeli anlatıyordum arkadaşlar. Medeli neden hala çekilişe göndermedin? Çekilişin sonuçları açıklandı. Neden göndermedin vesaire diye soranlar var. Çekilişle ilgili bütün her şeyi ayarladık. Hatta şu an kargosu hazır. Yarın teslim edilecek. Yani şu ses kaydını yaparken. Bu video önceki tarihlerde çekilmiş ve sonradan paylaşılacağı için siz yeni bir tarihte gibi görebilirsiniz. Ama ve lakin kargo videosu da büyük ihtimalle gelecek. O zaman her şey oturmuş olur düzen. Turuncu setimi de sattığımı buradan şimdi de söylemek isterim. Ayrıyeten videomuzu beğendiyseniz verdiğimiz emeğe karşılık like ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. En sondaki bu ses kayıt olayı biraz kötü oldu. Şimdiden kusura bakmayın diliyorum. Özür diliyorum sizlerden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın.